Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde 3D Max'te iki boyutlu objelerin nasıl çizildiğini, nasıl düzenleme yapıldığını göreceğiz. Ama önce genel bir tekrar olması adına 3 boyutlu objelerden kısaca tekrar bahsetmek istiyorum. Bunun için öncelikle Create menüsünden Geometry seçeneğine geliyoruz. Burada kutuları, küreleri, koneleri, silindirleri çok rahat oluşturuyoruz. Bunların nasıl oluşturulduğunu daha önce görmüştük. Bu tarz özelliklerini buradaki kendi içindeki Modify panelinden değiştirebiliriz. Mesela bir tüp oluşturabilirsiniz. Bu tüpte gördüğünüz gibi yüzey sayısını değiştirebiliriz. Yüksekliğini değiştirebiliyorsunuz. Düşeyde, yatayda ne kadar yüzey istediğinizi kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Bütün 3 boyutlu objeler için bu Modify düzenleme menüsü mevcuttur. Plane'de 3 boyutlu değildir aslında. Sadece yüzey oluşturur. Genelde arazi ve zemin oluşturmak için plane kullanıyoruz düz yüzeylerde. Onun da gene özelliklerine Modify menüsüne ulaşabilir ve düzenleyebilirsiniz. Command panelinden Modify bölümüne geldiğimizde gördüğünüz gibi şeklin özelliğini buradan da değiştirme imkanına sahibiz. Modify menüsü zaten düzenleme anlamına gelmektedir. Buradan plane'imizi mesela düzenleyelim, ismini değiştirelim. Gördüğünüz gibi arazi yaptık. En boy oranını değiştirebiliriz. Segment sayılarını arttırabiliriz. Bu tarz özelliklerini Modify bölümlerine daha sonra gelip düzenleyebiliriz. Yine gördüğünüz gibi silindirimizin yapısal özelliklerine müdahale edebiliyoruz. Ve oluşturduğumuz bütün nesnelerin özelliklerini daha sonra Modify menüsünden de değiştirmemiz mümkündür. Diğer objelere de bakacak olursak gördüğünüz gibi farklı farklı tasarımlar yapabilirsiniz, değişiklikler yapabilirsiniz. Bunları siz kendiniz geliştirdikçe, inceledikçe daha farklı şeyler, tasarımlar ortaya koyabilirsiniz. Şimdi 3 boyutlu çizim menüsünü gördük. Yine aynı yerden, Command panelinden, Create bölümünden, Shapes bölümüne geliyoruz. Gördüğünüz gibi çizgiler, daireler, yaylar, dikdörtgenler, elipsler, bir yıldız şekli. Gördüğünüz gibi bir yıldız çizebilirsiniz. Hazır şekil şablonları bulunmaktadır. Mesela donut dediğimiz gene tüp benzeri bir şekil. Helezonik yaylar oluşturabilirsiniz. Mesela bir dikdörtgen oluşturabilirsiniz. Bir yay, daire, düz bir çizgi, istediğiniz her türlü iki boyutlu şekli bu menüden oluşturabilirsiniz.
Aynı 3 boyutlu objelerde olduğu gibi objeyi seçip modify bölümüne gelirseniz gördüğünüz gibi tekrardan düzenleme yapma şansına da sahipsiniz. Bir yıldızın değerleriyle oynadığımız zaman farklı şekiller ortaya çıkmaktadır. Diğer şekiller için de bu geçerli. Mesela bir rectangle'ı dikdörtgenimizi seçtiğimiz zaman köşelerini yuvarlama özelliği, en boyunu değer girerek değiştirme özelliği de vardır. Farklı olarak bu çizgileri 3 boyutlu olarak da gösterebilirsiniz. Gene rendering menüsünden Enable in Viewport derseniz çizdiğiniz çizgiler 3 boyutlu kalınlıklı olarak çizilir. Gördüğünüz gibi kalınlık değerini değiştirebilirsiniz. Yüzeyleri arttırabilirsiniz. Yani 2 boyutlu objeleri otomatikman 3 boyuta da çevirebilirsiniz. Bu seçeneği iptal ederseniz Enable in Viewport'u tekrar 2 boyutlu olarak kullanmaya devam edersiniz objelerinizi. Şimdi düz çizgi çizmeyi görelim arkadaşlar. Bunun için Line menüsüne giriyoruz. Creation metodu Corner Corner olarak seçiyoruz. Bu ne işe yarıyor? Bütün kenarların sivri olmasını yarıyor. Yani yuvarlatılmış kenar değil de köşeli kenar olarak çizmenize yarıyor. Tekrar obje seçilirken Modify menüsüne girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi burada çok fazla line'a özel düzenleme seçenekleri mevcut. Öbür iki boyutlu objelerden daha farklı bir menüsüne sahip line. Mesela bir daire çizdiğimiz zaman gördüğünüz gibi dairenin Modify menüsünde sadece Radius bölümü var. Ama Line seçtiğiniz zaman birçok alt menü çıkmakta. Şimdi diğer objelerde Line kadar alt menü çıkmıyor. Fakat bunu kendimiz oluşturabiliriz. Yani iki boyutlu objeleri düzenlemek için daha ayrıntılı menüler meydana getirebiliriz. Bunun yolu da aynı 3 boyut objelerini düzenlediğimiz gibi 3 boyutlu nesneleri düzenlediğimiz gibi convert to komutudur. 3 boyutlu objelerde ne yapıyorduk? Objeyi seçip convert to editable poly seçeneğiyle yüzeyler, vertexler, istediğimiz poligonlar seçilerek düzenleme yapılabiliyordu. Bir küreyi editable poly'ye çevirdiğimiz zaman birçok düzenleme alt menüsü ortaya çıkıyor. Artık düzenlenebilir bir nesne haline dönüyor. Vertexlerden mesela seçtiğimiz zaman vertexleri hatırlayalım, bunları daha önce görmüştük. Vertexler üzerinde oynama yapabiliyoruz. Aynı şekilde edge, polygon, element alt açılımlarında da herhangi bir istediğimiz düzenlemeyi çok rahat yapabiliyoruz. Şimdi aynı şeyi iki boyutlu objelerde nasıl yapıyoruz? Objeyi seçip yine sağ tıktan Convert'lü bölümünden bu sefer Convert to Editable Spline seçeneğini seçiyoruz. İki boyutlu olduğu için. Gördüğünüz gibi az önce çok kısıtlı olan düzenleme menüsü ayrıntılı hale geldi. Vertexlerden, segmentlerden, spline'lardan yine gördüğünüz gibi istediğimiz seçerek düzenleme ayarları yapabiliyoruz. Şimdi alt menülerden Fillet ve Chamfer özelliğini göreceğiz. Fillet ve Chamfer'ı AutoCAD'den hatırlayacağız. Köşe yuvarlama ve köşe pahlama komutlarıdır. Bunu yapmak için öncelikle Vertex seçeneğinden istediğimiz köşede yuvarlayacağımız ya da pahlayacağımız köşedeki vertexleri seçiyoruz. Ve alt açılımdan fillet ya da chamfer hangisini kullanacaksak gelip değer bölümünden istediğimiz değeri yazarak create line'e geliyoruz. Belli bir noktadan başlamak istediğimiz için object snap'leri açabiliriz. Gördüğünüz gibi çizime tekrar ilave çizimler yapabiliyoruz. Artık bu tek bir obje, ayrı bir obje değil. Gördüğünüz gibi tıklayınca hepsini bir seçiyor.
dediğimizde daha önce çizilmiş bir objeye diğer bir objeyi ekleyip tek bir obje gibi çalışmasını sağlayabiliriz. Aynı şekilde attach yaptıktan sonra objeleri ayırabiliriz. Önce spline moduna geçiyoruz. Detach yani ayırmak istediğimiz nesneyi seçip detach butonuna tıkladığımız zaman o nesneler birbirinden ayrılmış oluyor gördüğünüz gibi. Köşe nokta vertexleri bitişiktir. Bunları birbirinden ayırmak isterseniz de vertexlerden istediğiniz vertex seçip break komutuna basarsanız vertexler birbirinden ayrılmış olur. Gördüğünüz gibi artık bağımsız çalışan vertexler var. Buradan çiziminize devam da edebilirsiniz ara çizgiler olmadan. Şimdi break komutuyla ayrılmış noktalarımız tekrar birleştirme komutu da var. Bunun için noktaları seçiyoruz ve weld butonuna basıyoruz. O zaman noktalar birbiriyle tekrardan birleşecektir. Vertexlerin 4 tane modu vardır. Biz başta çizerken corner aktif etmiştik. Yani köşeli çizim. Daha sonradan bunları değiştirebiliyoruz. Yani vertexleri seçip sağ tıkladığınız zaman açılan menüde gördüğünüz gibi Smooth, Corner, Bezier ve Bezier Corner diye seçenekler bulunmakta. Bakın vertexlerin hepsini seçtim. Hepsi köşeli hale döndü. Artık Bezier ya da Bezier Corner kalmadı. Tek tek de değiştirebiliriz. Mesela Smooth seçtiğimiz zaman gördüğünüz gibi daha dairesel bir hal aldı. Bezier'de de gördüğünüz gibi istediğim şekilde kendim ayarlayabilirim. Bezier Corner'da da noktanın sağına ve soluna ayrı müdahale edebiliyorum.